Vay be. Koca gemiyi bordalatmışlar ha. Ne kadar büyük liman değil mi Eda? Kaç tane şey oluyor içine? Liman gibi liman. Vallahi. Rodos limanı. Rodos. Baksana her taraf kruz dolu. Bak şu arkada da bir şey var ama. Evet. Gel de öbür güverteden de bakalım. Orada sanki daha güzel manzara. Evet. Hadi gözüküyor. Kalla var. Kalla. Hah. Dodecane Seaways gidiyor 12 adalar. Yeşil Marmaris. Yeşil Marmaris mi? Evet. Marmaris. Ha. Ben Dodecane dedim. Aynısı. Yeşil Marmaris gidiyor. Bakın Marmaris'e doğru. Bizim feribot. Müşterileri bıraktı gidiyor. İşte koca Rodos. Bura büyük yani, şakası yok. Hatta biz buradan... Bak şu kale o kadar güzel ki. Komple kale. Şu Üstatlar Sarayı falan muhtemelen değil mi? Üstatlar Sarayı. Yukarıdaki. Daha önce Lindos'a gitmiştik. Vay be, komple şehir kalenin içinde ya. Marine Gate. Her seferinde şaşırıyorum gelip gelip yani. Şurada da biliyorsunuz dünyanın 7 harikaları vardı. Liman girişi bacakları vardı. Bu evet, ve bizim Helios. Arkamızda. Güneş tanrısı Helios'un heykeli. Şunda mı? Şununla karşı tarafı mı yoksa şununla mı acaba? Şu anda ayaklarının durduğu yerde keçi heykelleri duruyor. Keçi heykelinin olduğu yerdeydi işte. Keçi, evet, görüntü onu da söyleyebilirsin. Ha, keçi burada değil mi? Hani? İşte onu diyorum, nerede? Burada mı? O zaman şu iki ayak üstünde mi görülüyor? Hayır, bununla benim arkamdaki olması lazım değil mi? Olabilir. Acaba? Bakacağız. Yoksa şu ilerideki mi? Neyse işte bunlardan biri. Peki biz mesela Doris'le gelsek nereye gideceğiz? Şuraya mı? Doris'le mi? Doris'le gelsen şuralara gidilebilir. Şu? Büyükler. Hangisi o? O ne? Ha, orası orası. Evet. Küçük lima hatırlıyor musun? Bakmıştık. Şeyle, Google Earth'ten bakmışım. Küçük yelkenler hep orada, bak karşıda var. Biz oraya gideceğiz. Böyle daha büyükler için. Burası bayağı büyük. Ya çok büyük ama ya. Baksana abi nasıl büyük yer ya. Bayağı büyük. Evet, gemiye son biniş 2.30'da. Usul nasıl eden? Ya gemiden iner çıkarken şu kartını mutlaka yani yalnız olacak. Kimliğin şey. Yerine bu geçiyor değil mi? Hatta bu makineyle okutuluyor. Burada da çıkıyoruz. Evet Eda. Usturma çan küçükmüş. Rodos'a hoş geldin, Rodos'a. Sabah gemisini doğru çekmedi. Tam boş ver bir şey. Bak Eda, öndeki şeyler çok güzel. Bak şuradan gemiyi bir çekeyim, dur. Bak şu öndeki şeyler çok güzel, kabinler. Şunlar da, balkonlular da çok güzel. Biz onun bir balkonluların bir üstündeyiz. Güvertedeyiz. Ama onun da bir üstü filikalar falan, orada değiliz. Onu da filikaları kapatıyor. Şöyle gayet büyük bir gemi. Burada da savaş gemisi var. Burada vinçle bir şeyler yapıyorlar. Bakın şu şu anda nedense gemiyi boyuyorlar. Antalya'da sanki şey yok gibi. Şurası Fethiye. Boarding here. Bak taksi fiyatları var burada. 168 liraya gidebilirsiniz. İyi para. Bak şey, arttırmışlar fiyatları. İlk defa burada da zam gelmiş enflasyondan. Hafif bir enflasyon var. %3, %5 falan. Bence pandemiden sonra. Bu arada o Helios, güneş tanrısını... Heh, çözdük.
Şununla şu. Koydu. Evet şöyle. Ya bundan oraya ayaklı heykel mi olur? Yani 35-40 metre yüksekliğindeymiş. Son gümüş de varmış içinde bir şeyler yani. Son derece pardon. Vay be. Yani o heykel şöyle çok büyük bir. Devasa oluyor. Bu arabaların evet. Olduğu yerden değil yani. Bak, surların şimdi. Etrafında dönenmeye başladık bile değil mi? Evet. Rodos katliamı. Bakınız. Rodos'ta nüfus 160 bin falan. Bunun 3 bin tanesi yaklaşık Rodoslu Türkler. Hala da güzel Türkçe konuşuyorlar. Diyorsun. Diyorum. Burası tabii ki çok el değiştirmiş. Önce çok antik çağlarda kurulmuş. 1300'lerde Selçuklu şövalyeleri geliyor. Hospitalyer şövalyeleri. Sonra Haçlı seferlerinde bayağı diğer başka ülkelerden de şövalyeler geliyor. Sonra Osmanlı biliyorsunuz. Osmanlı'dan sonra İtalyanlara geçiyor. Modern yapıların çoğu Levantenlerin o mimari stilindeymiş. Karışık yani, güzel. Şöyle çok tatlı gözüküyor Mert, arkayı bir çek. Evet, kale duvarlarının üstünün şöyle şöyle olması Eda'nın çok hoşuna gidiyormuş. Böyle bir çekeyim dedim. Deniz suyu çok güzel gözüküyor. Gerçekten nefis gözüküyor. Tertemiz. Surların içine girdik. Colloquium ve Berg diye iki tane ayrı bölümden oluşuyor bu surların içi. Şu anda Berg'de olmamız lazım. Bak kıyafetler 15 liraya düştü, 45 liradan. Evet. Bugün beyaz parti var. Beyaz bir elbise alabilirim buralardan. Evet, bu bir ben şurada fotoğrafım var. Evet, ben de oraya atalım. Hacı Kelis Taverna'yı okudun mu ama Hacı? Hacı Kelis mi? Ha şurada evet aynen. Hatzi Kelis. Burası da Virgin of the Berg Kayalık Kalenin Bakiresi isimli kilisemiz. Evet. Kilisemiz. Hadi hayırlısı. Burası Şehitler Meydanı. Savaştaki şehitlerin anısına. Bir de bakın Haçlı Zaferlerinde işte şövalyeler çeşitli ülkelerden gelmişler ya. Evet. 11 ayrı ülkeden gelmişler bu arada. Onların armaları. Onların her birinin arması aynen. Hanların üstünde hep öyle armaları var. Fiyatlar tabii kısmen ucuzladı yani. Tam bayağı ucuzladı yani. Yarısının yarısına falan düştü. Santorini ve Mikanos'a göre. Şimdi Berg kısmı daha çok Yahudi, Türk, Osmanlı mahallelerinden oluşuyor. Diğer Colloquium dediğim yerde şövalyelerin kurduğu yerler. Biraz önceki Şehitler Meydanı'nda Dünya Savaşı'nda işte Almanların şehit ettiği gariban Yahudiler için yapılmış olan meydanmış. Onların şehitleri. Yahudi mahallesindeyiz. Yahudi mahallesi oldu. İşte sinagogdan belli. Yani şurada varmışsa öyledir demek. Şurada bir yerde. Şu çiçekler ne güzel olmuş değil mi? Donanma dairesi binası varmış eski. Belki bu. Şu bina mı acaba? Aha, bronz deniz atı çeşmesi var bakın. Bak şeyler de çok tatlı. Şu şey çok güzel bak. La Veranda yazıyor ya çok bak. Çok tatlı evet. Çiçekli görüyor musunuz? Bayıldım bu nefis meydana. Nefis gözüküyor. Ağaç da güzel. Gel şöyle bakalım. Merhaba, günaydın. Kahve. Merhaba. Türk kahve, çay var mı? Teşekkür, sağ olun. Sonra sana da be. Hello. Hala o şeyler miydi? Kahve. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Kahve var, Türk kahve. Teşekkür. Herkes mutlaka Türkçe konuşuyor. Merhaba. Aha. Çizecek vallahi. Çizecek ama çizmelik. Burada İbranice bir şeyler yazıyor. Ha, Nazilerin zulmünden ölenler. Bu
Yani Naziler ta buraya kadar bile gelip adadaki Yahudileri değil mi katletmiş? Tabii canım, her zaman. Ne kadar sinir bozucu bir şey ya. Evet, bu acayip güzel yapmışlar. Bak normalde şöyle eski eski yapınca böyle oluyor. Burada esnaf tabii çok yani. Şehir olduğu için büyük. Buranın büyüklüğü Datça Marmaris ve hatta Knidos'tan Marmaris'e kadar uzunluğunun 5 katı da genişliği olanı falan. Şaka değil yani Rodos'un coğrafyası. Bayağı büyük bir yer. Büyük ve nüfuslu bir yer bir de tabii. Hani öyle her yerinde yani yaşam var. 1400 kilometre falan mı diye okudum. Ha, öyle bir şey, öyle bir şey. Yani dönsen evet. Şaka, şaka değil yani. Bir kapitan şapkası alayım. Tamam. Restoran varmış. 17 euro ise bizde daha ucuzdur ya. Fiyat oldu Santorini'de. Burada da euro gene acıtıyor işte. Bayağı esnaf var ya. Temiz Toklios'u. Tabii şövalyenin büyük bir önemi var. Bakın bir esnaf dükkanını açıyor. Daha önce açıyorlar tabii ki. Yeni açıyorlar. Sıfırın köründe ne yapsın? Oo bayağı şeyli, heykelli. Ben sana bir şövalye kostümü alırım buradan. Kafalığı alın da. Trafikte takayım gelene kafa atayım. Vallahi nefis bir şey. Bina daha burada. Üstatlar Sarayı zaten süper bir yer ama. Geçen girmiştik, bir daha girmeyiz diye düşünüyorum. Gene de böyle sürekli Orta Çağ şeyleri insanın kafasını karıştırıyor. Ve tabii ki de kediler. En sevdiğim kısım. Evet. Şu an yeni bir meydana geldik. Cadı var. Martı var. Burası Hipokrat Meydanı. Hipokrat burası için çok önemli. Bu da şadırvan. Toprak meydanındaki şadırvanı çektin mi? Çekiyorum. Su içilir mi sen? Ben içerim. Ben içmem. Evet. Çok güzel gözüküyor arada. En güzel kapı böyle aslında. Ha. Baksanıza, ağaçlara önem gösteriyorlar. Akşam gelmek gerekiyor. Ben akşam serinliğinde. Tabii nefis olur. Herkes oturmuş. Tabii, çakadak çukadak, yeni ölçülüyor. Sokratus çeşmesine geldik. Hadi oraya gidelim. Sonra buralara bakarız. Sokratus çeşmesine gidelim. Şu ağaç şeyinin önemini gördünüz mü? Bak ya. Ne güzel bak. Şey seriyor ki aşağı ya, evet, dökülmesin. Yani ağacı kullanıyor gölgelik diye. Bunu kesip de buraya şey yapmıyor. Üzerine şemsiye yapmıyor. Rodos'a gelecek kadınlara, hanımlara söyleyeyim. Sokrates Caddesi alışveriş sokuyor. Tam böyle. Sokrates'in hikayesi ne buradaki Eda? Ya eskiden de antik Yunan filozofu. Her yerde Sokrates Hipokrat yazıyor. Tamam Rodos'luymuş. Hepsi Rodos'lu. Atıyoruz bu arada. Ata toprağıymış. Baba tarafı Rodos. Ha baba tarafı. Tamam. Anne tarafı başka. Evet. Kahveci adı Mevlana. Zaten Türk kahvesi yazıyor. 14. yüzyıldan kalmış şu dokümanlar. Vallahi. Vallahi işte. İçeriği ben bir çekeyim, çıkayım hemen o sana. Aa yerdeki fotoğraflara bak. Merhaba. Evet, Osmanlı temalı. Şey çok güzel, içeriz. Şey zaten eski bir şey. Belli yani.
Vay vay vay. Nefis. Kapı orta çağdan kalmaymış. Herkes buraya mı oturmuş? Sevmişse bir şey, manzarası güzel. Bir adet cami. Ne camisiymiş acaba? Çok güzel gözüküyor ama. Ne paşa? Recep Paşa. Recep Paşa. Camisi olabilir mi diyor Eda. Allah şeyce yazıyor. Ha dur şurada etiket var. Ne diyor? Mehmet Ağa. Cami. 2004'te yenilenmiş. Mehmet Ağa'ymış. Güzelmiş. Çeşmemiz de var. Hala kullanılıyor. Akriba. Akriba? 27 euro olmasa, diğerleri 19 euroydu. 19 euroluklar hadi neyse 350 lira eder de. 27 olunca bize pahalı geliyor. Evet. Gerçi bizdeki iyi elbiselerdi. O tabii ki de var o fiyatları. Çok daha aşkını yani. Gerçek pamuktu. Yunan şeyi vardı. Hani Çin malı falan değildi yani. Çin malı olmayan için normal yani öyle oluyor tabii. Bu ikisi gemiden gözüküyordu şeyler. Şu kilisenin şimdi gözükmüyor sağda kilise. Burada da minare. Bu ikisi gemiden güzel gözüküyor. Çok tatlı gözüküyor aynen. Bir kuyu. Ağzını kapatmışlar. Kalimera. Güzel bir Yunan ezgisi geliyor. Sokratos ikan karitinen. Kariten. Sokratos kavim. Şuna bakayım ya, tepede yürüyor. Bak bak. Yunan kedisi. Ela ela gatto ela. Ha, şuna bakayım. Oracık da uyuyor. Bir de şöyle bir güzellik var. Orada kendini çektiriyor. Gata. Ela gata, ela gata. Çok pozcu ya. Çok Mika suratlı. Oh. Yasas. Bak Rodos'un kendisi kiloluğu 16 euro. Evet. Şöyle 50'likler var 8.99 euro falan. Meltem yozu. Bir aflamari var mesela. Bir bak iyi ki Santorini'den almışız. Evet. Burada 15.90'a çıktı biraz arkadaşlar. 12 numara oldu. Yeni rakı. Beyefendinin Türkçesi çok güzel. Buralı Türkler. Şey güzel, fiyatlar çok iyi burada. Bunlar Rodos'un kendi. Rodos'un kendi uzoları. Bunlardan deneyebiliriz diye düşünüyoruz. Evet. Onun dışında zaten küçük dolu içki var. Benim çantama sığmalı. 10 litre var, 70'lik yarımlık. 3 tane filtre geçiyor. Bir de kahveli rakı var. Kahveli rakı. Kahveli rakınız var. O da mı gene suyla içiliyor? Hayır, o buzdan soğuk olarak. Su falan katılmıyor. Bu bayağı içki var. Denemek istersen var ya zaten. Gel deneyelim hadi bir tane. bayağı içki. Oğlum. Çok güzel kokuyor. Teşekkürler sağ olun. Yemez. Hadi. Yamaz. Yamaz. Nefis bir içki valla. Ama sıcak, çok güzel. Çok güzel. Hı-hı. Bundan alalım mı alalım. Bence? Bence ondan alalım. Bence de. Çantama sığar. Tamam. Hadi alalım. Gemiye sokmak için küçük. I don't speak Turkish. Sorry. Türkçe yok. Ya biliyor. Ne? Mikro? Sen mikro ya. Şimdi sakız likörü aldık. Kahveli rakı aldık. Bir tane de uzo aldık. Kahveli rakı mıydı? Evet. Kahveli uzo.
çünkü diyor ki burası benim. Yıkılın buradan diyor. Evet, güzel bir camiye daha geldik. Bakalım camimizin adı neymiş. Rodos'un mimarisi nefis. Bakalım ne, Süleymaniye Camii'ymiş ama galiba kapalı herhalde. Kapalı. Gezmek isterdim. Bu Süleymaniye Camii bu. Süleymaniye Camii. Aha. Karşıda da hemen Üstad Lak Sarayı devam ediyor. Rodos Zafer Hanım. Burada böyle lüks, böyle şeyli bir otelde kalacaksın Eda. Değil mi? Havuzlu böyle lüks. Yavaş yavaş gezeceğim böyle. Ama Rodos'a ayrıca tek başına gelinir yani arkadaşlar. Ha, burada hani bir hafta kalsan yetmez zaten. Aynen, bir hafta değer bir adam. Yani Rodos büyük yani. Şaka değil. Bir sürü şehir var. Aa bak, Kalimnos'tan gelmiş. Biz yerinden ve menşeinden aldık şimdi. Artık şimdi artık şövalyelerin olduğu Kolokyo'ya geldik değil mi? Evet. Daha sen eski şehrin olduğu. Bir damla daha eski. Orta çağ. Orta çağa geldik. Kalanın olduğu yer. Şövalye. Şövalyeler kanlarıyla dolu. Sağlı sollu ne? Şövalyelerin 11 ayrı ülkeden gelen şövalyelerin hanlarıyla dolu. Niye han? Çünkü geliyorlar kalıyorlar yani. Haçlı seferleri var o zaman. Para veriyorlar sencinlere. Bunlar zengin. Sokağı ve sokak üstünde yer alan hanların amblemleri var. Gösterelim. Gel bakalım. Bak, lingua diyorlar, dil diyorlar. Mesela İngiliz dili. Yani İngiliz. Linguası. Linguası ha. Büyük yer ya. Onların amblemi şuymuş. Efendim söyleyeyim. Almanı bulamamışlar. Varmış da. Hospitaller zamanında. Çok Hospitaller sancıyım demek. Önemli değil. İşte İber. Şöyle mi oturuyorlar? Yani İspanyol. Böyle mi oturuyorlarmış? Tabii üstadları da burada yaşıyor. Üstadlar sarayın olacak. Bak şey gibi, İtalyan şeyi gibi, Siena gibi falan şimdi oldu. Koca koca atlarıyla şövalyeler. Çıkıdık 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 diye. Şövalyeli kostümlü gelseler. Belki bizi bitirir geçerler aşkım. Ha, bizi beğenmez onlar. Dedeletirler atlarını. Atları deker bizi. Şuraya bir az bir girelim. Oo. Şuradan da gidiliyor. Üstadlar Sarayı. Evet, tahmin ettiğim gibi gelmişiz. Şövalyelerin yönetildiği yer burası. Ticket ve gelmek için akşam 8'e kadar yolumuz var hacım. Sabah 8'den. Bilet istemiyorlar mı? Bir şey istiyorlar. Gayet 8 euro. Pazartesi günleri de 12'den 3'e kadar tamam. Sadece gezersin. 8 euro. Tamam, biz gezdik. Fotoğraf çekip dönelim o zaman. Aynen, biz gezmişiz zamanında. İçeride sergi salonları var. Aynen. Üstadlar, üstadlar. Büyük büyük üstadlar. Üstad. Üstadım. Kalenin. Aa bak, at çık gidiyor. Evet, bir at. Ha, çocuk vuruyormuş şey. Aynı sesi yapıyor. Evet. Evet, 2,5 euroya kadar düştü biralar. Eda gördün mü? 2,5 euroya kadar düştü biralar. Mama Mika ama tam bir şey yani. Tam. Evet. Ben akşam buradayım. Heh, şunu çekelim hadi. Bu şey, Büyük Saat Kulesi aşkım. Çan Kulesi falan değil. Hatta bunun ismi de Türk yani. Fethi Paşa Saat Kulesi. Roloi. Bizimkiler mi yapmış? Helal olsun. Roloi. Nefis gözüküyor. Bizimkiler mi yapmış yoksa tamir mi etmiş? Evet, bir Fethi Paşa işin yani içinde. Evet Eda.
Camiler bitmiyor değil mi? Bayağı camiler maşallah. Osmanlı'nın. Ya burası 12 adaların yönetim yeri biliyorsunuz. 12 adaların hala başkenti. Öyle. Hala öyle. Hala öyle. Yeni tabii bir şey değil. Osmanlı da öyleydi yani. Evet. Ha bizim şey caminin arkasıymış zaten bu. Bu ne acaba? Bu da cami. Çok güzel bu da. Şuradan kubbe az bir şey gözüküyor ama. Arkalı cami. Biblioteyatı Müslüman Hafız Ahmet Ağa. Hafız Ahmet Ağa kütüphanesiymiş. Çok güzelmiş. Ben hep şeyi merak ediyorum. Mesela hani Osmanlı'da böyle mütasip bir hani yaşam tarzı vardı ya mesela diyelim. Hani daha böyle değil mi? Tutucu yani. Şimdi mesela Rodos'u aldıklarında Rodos'ta da o yaşam var mıydı yoksa mahalle mi değişiyordu acaba? Mahalle değişiyordu. Bence. Değişiyordur değil mi? Peki. Şimdi mesela burası i̇şte belki öyledir. Türkler, Yahudiler. Kolokya tarafı işte daha Hristiyanların. O zaman mahalle herkes kendi hayatını sürdürüyordu gene. Tabii. Bu Hafız Ahmet Ağa kütüphanesinin içinde de böyle el yazmaları varmış Osmanlı'dan kalma. Güzel bir müze aslında yani ilgili meraklısına. Evet. Evet, fiyatları normal. Şurada bir bakkal, bir market bulamadık ha. Gezin. Sarayın içi hariç gezdik. Evet. O zaman biz sarayın içinde gezip Lindos'a da gidip gelmişiz. Şimdi bir de arkeoloji müzesi var yani onu da aslında gezmek isteyebilirsiniz. O da güzel. 10 euroya alabilirsiniz ikisinin toplam ücretini. Bir de motor kiralayıp Lindos'a gitmişiz. Ne ara gittiysek evet. Önceki gelişimizi hatırlıyor musun? Bir de kazinoya da oturup para kazanmış. Ne ara bunların hepsi olduysa artık. Valla bir günde hepsini yapmışız işte. Ama o zaman uzun kaldık yani. Burada. Tabii. Şimdi daha kısa. Böyle 4-5 saat değildi. Aynen. 8 saat, 10 saatti sanki. Tabii. Öyle bir şey. Evet. Sabahtan ilk Lindos'a aynen gitmiştik. Akropolis'e çıktık. Evet. Yukarıdan Sempol'e bayağı baktık. Orada uzaktır yani. Git gel 45 dakika. Bir saat sürmüştü. Bir saat git, bir saat gel mi? 45 dakika. 50'lik bir motor kiralamıştık. diye. Çok güzeldi ya. Ama çok sarhoş olmuştuk artık yani. O motorun kaskını orada burada unutup duruyorduk. Ha vallahi evet. Hatırladım. Evet, antik şehir. Bak orada güzel bir kilise şeyi var ama yeni var abi. Evet, burada bir şey yok Eda, bitti. Antik şehrin üstüne kurulmuş orta çağ kenti değil mi? Ha, genel olarak bitti yani şu an itibariyle. Tarih birisi varmış, kimse yok gibi gözüküyor. Bakalım mı içeri? Şöyle bir saniye çekeceğim. Şey çok güzel. Zeminler efsane. Telefonu masada buraya gösteriyorum ya başlamışlar. Aziz Ketrin. Aziz Ketrin orta çağ şehri diyor. Şöyle ayağa gitmişler böyle. Ne güzel. Ama çok güzel oldu. Evet ya, acayip şık yapmışlar. Vallahi güzelmiş. Bak böyle şey edilmiş, tabir edilmiş. Eda'nın oteli. Türk halısı diye bir şey var. Bak yerdeki Çinlilere. Çok güzel. Nefismiş. Güzel, güzel. Evet, Eda burada yatacak bugün. Doğru mu Eda? Şehri koruyormuş burası Mert. Aziz Ketrin dedikleri. Evet. Tabii şehirde Dünya Savaşı'nda burası da böyle. Yerle bir olmuştuk. Yıkılmış. Bununla Eda kilim dokuyormuş. Evet. Batı Akdeniz en sevdiğim deniz. Yani Doğu Akdeniz'in bizim batısı. Marmaris Ekspres gelmiş. Aynen işte Marmaris, Datça Denizi gibi falan gözüküyor. Şey yapalım net mı? Gözüküyor. Girip gelelim mi? Ben girmem. Girmem zaten misin? Gireceğiz. Burası Mandrak Limanı. Yürümek ister misiniz?
Diğer liman orada. Burası da yerellerin takıldığı, işte bazı balık tutma şeylerinin olduğu veya balıkçıların veya kişilerin teknelerinin olduğu bir yer. Mesela şu günlük balık tutturuyormuş sana. Fishing Adventure diyor. Gibi gibi. Bu maksadı ne la bunun? Oturmak. Buna ne olmuş? Ağır yok. Yusuf Ayrın limana attı. Hareketi hazır. Suyun güzelliğine bak ya. Hep böyle bu Akdeniz. Güzel söylüyorum buz gibi. Eda, Godos Gazinosu'na yaklaştık. Evet. Şuralarda bir yerde ilerideydi sanki. Çünkü niye biliyor musun? İlerideydi. Niyesini söyleyeceğim sana. Motorla geldik. Buradan geldik. Şu tarafta falan. Zaten yeni şehre de geldik. Dikkat edersen. Evet. Doğru mu? Aynen. Ha, şu ağaç altından gezelim. Evet, burası bizim yerimiz. Doğrusu yer ayırdık. Birkaç ay sonra geleceğiz. Mandraki'den yer ayırdık. Mandraki. Bakın şu iki, şunla şu taraf. Şu ikisi bacak. Yani aradan giriliyor olması lazım. Bura mıydı Eda? Bilmiyorum şu anda. Burada orta çağdan kalma yer değirmenleri var ama biraz büyük de çekmemiz lazım. Evet. Şey, bak şurada Agora varmış büyük. Evet. Asıl buradan alacaktık. Bak yanında da farmasi varmış. Bu arada şöyle bir Begonville var. Çok iyi değil mi? Bunu bana alın. Orta çağdan kalma Begonville'ler görüyoruz. Yumuş. Evet, evet, su. Kanal. Baba kediye bak. Şuna bak. Burası kurumuş arkadaşlar. Orada bir kedicik var. Burası hendekmiş. Evet, istemeden Ganeira gibi gezerken bu sokağın altına da çıktık. Yukarısı o şövalyelerin şeyi, kalesi. Burada da bir sürü şeyler var. Ticket'lar falan. Ticket'lı yerler bunlar. Bülbül sesi yapan adam. Ayakta uyuyor bunlar. Değil mi? Burası arkeoloji müzesi. Açılış saatlerini görüyorsunuz. Eskiden burası St. John Şövalyelerinin hastanesiymiş. Hastane olarak kullanmışlar. Ona kuruz büyükmüş azıcık. Mistiko Limani. Evet, şu an halatı aldılar. Gördüğünüz gibi. Bak, gemiden halatı aldı. Roro bizi şeye çekecek. Buradan açacak. Diğer taraftan da şey yapacaklar. İtekleyecekler. Bu arada şehir nefis. Çıkıyor mu güzel? Nefis yani, çok güzel. İstanbul kadar falan değil mi Eda? Tabii tabii, çok güzel. Yani. Evet, bayağı büyük güzel yani. Hani bir, bayağı şey. Güzel bir ada. Nefis bir ada ve şehir yani. Çok kültürlü ya, belki o yüzden. Olabilir.
Bak bak asılmaya başladı bak. Bak asılıyor şu anda bak. Baksana bayağı asılıyor bak. Gerildi halat. Olduğu yerde duruyor oradan basıyor. Hiç oynamadık ama sanki. Asılıyor. Milim milim ilerletiyor bizim kıçımızı. Evet evet. Açığa alıyor. Vay be. Evet açığa bayağı alıyor artık. Bu arada karşılarda Marmaris tarafı bizim. Silüet halinde gözüken. Türkiye. Mandrake'ye de elveda. Agora. Üstatlar Sarayı. Orta Çağ'dan kalma. 3 tane değirmen. Güneş Tanrısı Helios'un ayaklarının durduğu yerler. Bayağı çıktık sayılır limana. Düdüğümüzü de öttürdük, selam verdik az önce. Şurada bağlıydık, artık gidiyoruz. Buraya şöyle gelmeye karar verdik. Bir gün geleceğiz. Fethiye'den falan, normal feribotla. Değil mi Mert? İyice böyle Rodos'un her tarafını bitireceğiz. Hatta doğu tarafında falan da kalalım diyoruz. Farklı yerlerinde, güney tarafında kalalım. Sonra da şu Blue Star'larla falan, feribotlarla en alttaki Karpatos Adası falan var. Oraya gitmeyi istiyoruz. Başka yakın adalara gider geliriz buradan. Antalya'nın dağları gözüktü artık. Kaş civarından geçiyoruz. Kaş, Kalkan Kaş civarındayız. Filika'yı diyorum aşağı sallasak mı? Filika'nın yalnız... İteleyince aşağı düşürelim. Enidoris'in iki katıymış. Kapitan, duygularını alalım. O kadar güzel güneş batıyor ki diyor. Sesi biraz az gelebilir. Duygularını öğrenelim. Deniz. Artık son. Benim hayatım için önemli. Son günün diyebiliriz gemide. Değil mi? Of, gün batımına bakın ya gerçekten de. Yani gerçekten benim için deniz olmazsa olmaz. Bu da onlardan bir tanesi işte. Aa. Ne yapıyorlar? Beyaz parti hazırlıyorlar ortalığı. Yani nefis işte görüyorsun. Dümen. Suyumuza bakın. Cet hocam niye o iskele motoru öyle daha şey atıyordu? Şeyle sancak motoru şey atıyor. Evet. Titreşimle bir de. Titreşim belki normal makineler değil de. Burası da veranda bar. İnsanlar takılıyor. Şöyle balkonlu odalar da tatlı. Yaratı, vakit yok, artık.
Şu an bizi yanaştırıyorlar. İte kaka. İşte Antalya. Antalya'ya gelmiş bulunmaktayız. Hayır. İşte mendirek. Biliyorsunuz şuraya yanaşacak, tam karşıya buraya yanaşacak. Q terminal orada. Setu marina burada. Nasıl geçti? Kaldı. Evet, şimdi Veranda restoranı. Kahvaltıya geliyoruz. Hadi bakalım. Var, şu an nereye gidiyorsun? Ben en sevdiğim restorana geldim. Polk Polo'da. Antalya'nın en iyisi. Bana bir kahvaltı ısmarla burada. Süperler resmen. Yandan da götürdüğüm için zor oluyor zira çekme. Yemeğimiz çok güzel. Görürseniz şöylesin. El yapımı simit. Biraz yedik gerçi ama. Eda götürüyor mesela maşallah. Semiç yemiyoruz. Semiç hiç yemedi zaten. Bir kaşık yoğurtla duruyoruz. Hep böyle şey, muz falan.